Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Desteci konuğum. Aslında farklı gündemler için biz davet etmiştik kendisini ama zaten 6 ay kadar önce de Mısır'daydı Sayın Genel Başkan. Orada da temaslarınız oldu, ilişkileriniz oldu, gezileriniz oldu. Böyle bir güne gelecek, bu günleri gösterebilecek herhangi bir iz, işaret, emare var mıydı? Bizim tabii o zamanki ana hedefimiz, gezimiz Gazze'ydi. Yani biz Gazze'ye gittik. Allah nasip etti. Ben Türkiye'den Gazze'ye giden ilk siyasi parti genel başkanı olduk. Ve tabii bizim oraya gidiş amacımız, hem Gazze'ye gitmenin biliyorsunuz ayrı bir önemi var. Orada işte Filistin Başbakanı İsmail Haniye ile görüştük. Rahmetli Muhsin Başkan adına 5 katlı bir külliye temeli attık. İnşallah önümüzdeki yılda açılışını yapmaya gideceğiz Allah nasip ederse. Tabii bu arada Gazze'ye geçmeden önce, hem gitmeden önce bir gün, hem daha sonraki dönüşte 2 gün Mısır'da kalarak, Mısır'da işte Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştük. Oradaki büyükelçimizle görüştük, konsolos yetkilileriyle görüştük. Diğer Mısır'da işte üniversite bir takım hocalarla görüştük, diğer yetkililerle görüştük. Orada da tabii tam bizim gittiğimizde seçimler vardı, yani anayasa seçimleri vardı ve ilk turu yapılmıştı. Bölge ayrılmış Mısır'da. Bizdeki gibi yani tek hamlede seçimler yapılmıyor. Bir günde seçimler yapılmıyor. 2 bölgeye ayırmışlar Mısır'ı. Diyelim ki işte bir hafta bir bölgenin seçimleri yapıyor. Diğer hafta diğer bölgenin seçimleri yapılıyor. Tabii Mısır'ın Türkiye'den bizden farkı şu, veya Avrupa'dan, katılım çok düşük. Yani inanılmaz düşük. Yani %30'lar seviyesinde bir katılım var. Bu %30'ların da Mursi, ben yanlış hatırlamıyorsam, işte bir bölgede 55'iyle diğer bölgede 60'ıyla anayasa geçmişti, yani yeni anayasa. O şekilde geçmişti. Yani katılımın %30 olduğunu düşünürseniz, bu 30'un da 50'sini 60'ını aldığını düşünürseniz, yani aslında halkın %15-20 arası oyla anayasa, geçici anayasa kabul edilmişti. Katılımın azlığını neyle izah ediyorlardı? Şimdi Mısır'da demokratik bir şey yok. Yani daha önce sordum ben bunu. Yani mübarek döneminde de böyle. Yani şey, orada belli grupları elinize aldığınız anda, Bedevilerde, aşiretleri, belli gruplar var. Onları elinize aldığınızda Mısır'da her şeyi hükmedebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Eskiden kalma bir gelenek. Tabii eskiden kalma bir gelenek. Yani tam demokrasi tam oturmamış. Yani halkın demokrasiye katılımı yüksek değil. İşte düşünün, %30'un dediğim gibi 50-60'ı %15'lerle anayasa kabul ediliyor. Yani halkın %15'inin evetiyle anayasa kabul ediliyor. Tabii biz orada bunu tabii garipsedik işin doğrusu. Çünkü Mısır dışarıdan baktığınız zaman çok köklü, çok eski bir tarihe sahip. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Tabii orada Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştük. Hatta kendisiyle görüşmenin büyük bir kısmını Türkçe yaptık. Çünkü Türkiye'den evli olduğunu daha sonra kendisi bize söyledi. Ve orada da görüştüğümüzde tabii zorlukları biliyorlardı. Yani neyle karşı karşıya, evet bir hükümet olunmuş, mübarek devrilmiş, bir devrim olmuş, işte Mursi'nin önderliğinde Müslüman kardeşler iktidarı ele almışlar ama tabii Müslüman kardeşler dediğimiz homojen bir yapı değil. Yani böyle çok farklı kesimler var içinde, işte Selefilerin bulunduğu, başka grupların bulunduğu. Çok değişik kesimler var. Dolayısıyla da her an çatırdayabilecek, her an parçalanabilecek ve karşı tarafa karşı böyle dik bir duruş sergileyebilecek tam bir yapısı yok. Yani belli bölgeler öyle ama her bölgede böyle değil. Mısır'ın her bölgesinde böyle değil. Ve mutlaka ileride bir problem karşılaşacağı gözüküyor. Tabii ama benim burada en büyük tespitim, yani bugün yaşananlarla ilgili, ekonomik olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gün de oraya gittiğimizde Mısır maaşları ödeyemiyor. Ve mesela düşünün ki biz gece saat işte 1-2 sularında şeye giderken, Refah kapısından bir gün önce gittik ki oraya yakın bir şehirde kaldık. Ertesi sabah erken girelim diye. Mesela benzinler, benzinliklerde benzin yok, motorin yok. Hatta biz dönüşte şeyde kaldık, bir çatışma esnasında kaldık, arasında kaldık. Çünkü orada Mısır askerleriyle yerel terörist gruplar arasında çatışma vardı. Biz çatışmanın içinde kaldık. Onun tabii teferruatı ayrı. Söylemek istediğim esas şu: bir arkadaki bizim arabanın, biz geçtik, kurtulduk, gittik. Arkadaki araba bizim kuma saplandı. Araba çıkamayınca arkadaşlar biraz havaları indiriyorlar ki rahat kumda yürüsün diye. Bu sefer düşünün ki şeye kadar, Kızıldeniz'e geçene kadar, yani arabanın lastiğine hava bastıracak bir yer bulunamadı. Yani öyle bir bir de şunu öğrendik. Yani bu yoklukla beraber kasıtlı olarak da bir durdurma. Yani pasif direniş deniyor ya bunun adına.
Mesela işte o bölgedeki şeyler benzin satmıyorlar. Neye karşı direniyorlar? İşte Mursi hükümetine karşı. Yani hükümete karşı bir direniş var. Yani ne peki yani bu direniş karşısında mübarekli günler mi özleniyor? Veya başka bir aday mı var? Şimdi mübarek taraftarları var. Yani mübarek dediğiniz öyle yabana atılacak birisi değil. Tabii, çünkü o günlerde de aynı mübarek destekçisini atılıyoruz. Tabii yıllarca orada iktidar olmuş, bir sürü insanları beslemiş, işte iktidara getirmiş, iktidarı paylaşmış, bürokratik işte bakan yapmış, iş adamı yapmış. Tabii onların bir direnişi var. Tabii ama onun ötesinde de yani siyasi bir direniş de var. Yani Müslüman kardeşleri diyelim ülkenin işte yarısı destekliyorsa yarısı da desteklemiyor. Yani böyle bir siyasi karşıtlık da var ve tabii ki uluslararası boyutu bunun dış boyutu hepsinden daha önemli. Yani uluslararası güçler bir türlü ellerini çekmiyorlar içinden. Ve Mısır tamamen ekonomik anlamda dışa bağlı bir halde. Körfez ülkelerinden büyük beklentileri var. Onlar parayı verdikleri zaman işte maaşlar ödenebiliyor. Bir nefes alınabiliyor. Ama dışarıdan kredi gelmezse Amerika'dan veya işte Körfez ülkelerinden o zaman maaşların bile ödenemeyeceği bir pozisyonla karşı karşıya kalıyor. Ben bu devrimin karşı devrimi şu anda eğer bugün gerçekleşirse ki muhtemel ki ordu bana göre şu anda aslında yönetime el koydu fiili evet, olarak. Evet, yani evet. Her ama ne kadar daha bu açıklama yapılmamış olsa bile benim anladığım şu anda yönetime el koydu. Çünkü Mursi'ye yurt dışı yasağı kondu. Verilen süre zaten el koymak için hani bir olgunlaşmasını bekledik gibi bizde de olduğunda böyle bir süreç yaşanıyor şu anda. Bence el kondu yani. Peki, şu anda. Peki el konması itibariyle belki biraz ayrılabilir ama yine de el koyma öncesinden şöyle bir soruyu sorabilirim size. Gezi eylemleriyle bu gösterileri benzetenler var, mukayese edenler var. Siz ne dersiniz? Şimdi şöyle, onun rüyasını kuranlar var, hayali içerisinde olanlar var ve öyle olmasını arzu edenler var. Ben Mısır'da gittiğim, gözlemlediğim Mısır'la Türkiye'yi kıyaslamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bunu söylerken de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de hükümetin dediğim gibi bir %50 destekçisi varsa, işte oradaki gibi %50 olmasa bile belli bir oranda da bir karşıtı var. Çünkü hükümete biz de diyelim ki %50 oy alıyorsa geriye kalan %50 de hükümetin aslında hani böyle sandık dışı, milli irade dışı, seçim dışı yollarla değişmesini isteyen bir %50 yok Türkiye'de. Yani belki bu %20'dir, %25'tir ama geri kalan %25 ne olursa olsun işin sandıkta belirlenmesini istiyor. Mesela biz o kanaatteyiz. İşte diğer partiler bu kanaatlerini belli ettiler. Yani o eylemlere destek vermeyerek. Şimdi Türkiye'nin durumu daha farklı. Bir de Türkiye ekonomik anlamda Mısır'la asla kıyaslanamayacak bir pozisyonda, bir boyutta. Tabii Türkiye'nin de kendi ekonomik zorlukları var. Türkiye ekonomisi de siyasi istikrara endeksli büyük oranda. Ama tabii ki yine de Mısır'la karşılaşılamayacak bir ekonomik büyüklüğümüz var. Yani hiçbir şekilde kıyas kabul etmeyecek bir ekonomimiz var Mısır'la karşılaştığında. Onun için ben Türkiye ile orayı asla benzetmiyorum ama tedbiri elden bırakmamak lazım gelir diyorum. Çünkü bu uluslararası bir projedir. Yani kendiliğinden başlamış bir hadise değildir. Ne mübarekin devrilmesi ne bugün Mısır'da yaşananlar asla Mısır halkının kendi kendisine organize ettiği, kendi öncülüğünü yaptığı hareketler olarak ben bunu görmüyorum. Yani bunu uluslararası bir ayağı olduğunu düşünüyorum. Orada gittiğimde de bu izlenimleri gördüm. Gezi olaylarıyla Mısır'ı benzetirsek belki sadece benzetebileceğimiz nokta Gezi olaylarının da uluslararası ayağı vardı biliyorsunuz. Çok net bir şekilde bakın biz bu olayları Büyük Birlik Partisi olarak evet Gezi olaylarına destek vermedik ama biz arkadaşlarımız ilk günden itibaren alanlardaydı. Yani şu anlamda gözetlemek anlamında İzmir'de olsun İstanbul'da Ankara'da Eskişehir'de bakın 27 Mayıs 2013'ten son güne kadar gün gün neler yaşanmış neler olmuş biz bunları rapor halinde kimler katılmış bu eylemlere hepsini rapor halinde çıkarttık. Ne çıkardınız bu raporda? Şimdi sonuç olarak şunu çıkarttık. Şimdi bir kere burada gözüken şu ki Türkiye'de ne kadar marjinal sol grup varsa DHKPC gibi işte KCK gibi TİKKO gibi ne kadar terör örgütü varsa bunların hepsinin bu alanda olduğunu görüyoruz. Ama tamamen olayı da bu marjinal gruplarla sınırlandırmak doğru değil. Tabii bu gruplara işte
özellikle ana muhalefet partisinin desteklediği kitlelerin gelmesiyle, düşünün ki mesela şöyle düşünün Veys Bey, biliyorsunuz 1 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Haziran'da mitingi vardı Kadıköy'de. 31 Mayıs'ta biliyorsunuz bunu aldılar ve Gezi Parkı'na geldikleri anda, bakın Gezi Parkı'na o ana kadar polis sokmuyordu, marjinal grupları sokmuyordu. O CHP ile birlikte, ana muhalefetle birlikte bir anda 100 bin kişi, 50 bin kişinin üzerinde kişi o araya girdi ve ondan sonra orada yuvalandı ve bir daha da oradan çıkartılamadılar ta ki son olaylara kadar. Şimdi burada baktığımız zaman mesela bu anlamda en çok dikkat çekici şey özellikle sosyal medyanın kullanılması ve bazı olmayan hadiselerin olduğu gibi gösterilmesi, işte bazı milletvekillerinin CHP'li BDP'li hiç başına gelmeyen işler gelmiş gibi, işte Aylin isimli bayanın polis panzeri altında kalarak can verdiği gibi haberler, sadece olaylar sırasında 5 milyon civarında yanlış bilgi içeren tweet atılıyor. Yani sosyal medya bu anlamda. Sizin tabanınızdan, gençlerden geziye çıkma talebi geldi mi? Yok. Bizim tabanımızdan hiç asla böyle bir şey gelmedi. Tam tersine bunun bir provokasyon olduğu, bir oyun olduğu, Türkiye'nin iç huzurunu bozmaya yönelik bir dış destekli proje olduğunu bizim gençlerimiz, hatta ben size bir şey söyleyeyim, biz uyarmadan bunun farkına vardılar ve bundan başından itibaren soğuk durdular. Bakın burada çıkan sonuçlardan bir tanesi şu: Taksim Gezi Parkı eylemlerinin kitleselleşmesi, medyatik hale gelerek dünya çapında yankı uyandıran bir noktaya gelmesinde, yabancıların bizzat eylemlerin içinde yer alması ve yabancı medya kuruluşlarının yoğun çalışmaları etkili olmuştur. Şimdi bakıyoruz, benzer durum mesela Mısır'da yaşanan hadiseler için görüyoruz. Aynı günlerde hem Türk medyasından Gezi Parkı'ndan canlı yayın yapan kuruluşlar 2-3 gündür aynı yayınları Tahrir Meydanı'ndan da yapıyorlar ve hala Taksim'de hiçbir eylem olmamasına şu anda orayla benzetmeler kuruyorlar ve onunla ilgili yorumlar yapıyorlar ve şuur altı bir takım şeyler oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii burada tabii ki sebepleri var bunların, yani sadece tek şeye dayandıramayız ama işin esasına, aslına baktığımız zaman yapılmak istenen nedir? Yapılmak istenen bize göre Türkiye'nin iç huzurunu bozmak ve istikrarına yönelik bir tehdittir. Bir de bana göre burada bu bitmemiştir aslında, bir provadır. Benim beklentim, şahsen öngörüm, eğer iyi tedbir alınmazsa, buradaki bir takım eksiklikler giderilmezse 10. 11. ayda tekrar böyle bir herhangi bir hadise sebep kılınarak, mesela bir maç sonrası. Bunu bir bilgiye dayalı olarak mı söylüyorsunuz, bir tahmin olarak mı diyorsunuz? Yani bütün bu raporu okuduğumuzda, olayların gelişmesine baktığımızda, şekillenmesine baktığımızda, İşte futbol takımlarının, gruplarının bile bu olayın içine dahil olmasına baktığımızda, yani çok büyük olayların olmasına gerek yok. Bir futbol maçı sonrasında bile bu tür hadiseler birden başlatılabilir. Çünkü bunun önü açılmış oldu aslında. Bunun yolu açılmış oldu. Peki. Mesela PKK yine aynı şekilde. Biliyorsunuz BDP işte hükümete adım at mitingleri başlattı. Buna benzer. Ve herkes artık bir talep olduğunda bunu deneyecek. Peki, ben buradan sizin geleceğinizi duyurduğumda bana ulaşan soruları da hemen aktarmak isterim. Tabii ne zaman sizi ağırlayacağımı söylesem hep aynı soru size de muhtemelen hala soruluyordur. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin son durum nedir? Evet. Sadece şurayla ilgili bir şey söyleyeyim, oraya geçeyim müsaadeniz olursa. Buyurun. Mesela biz burada bir İngiliz örneği de koyduk. İngiltere'de biliyorsunuz 2 Ağustos 2011'de Londra'daki ayaklanmalar, Mark Dagan adlı Afrika Karabiyan orijinli 29 yaşında birinin polisler tarafından öldürülmesi sonucu biliyorsun olaylar çıkıyor ve binlerce insan ayaklanıyor. O zaman mesela İngiliz hükümeti çok sert tedbirler alıyor. 4500 kişi gözaltına alınıyor, 2500 kişi tutuklanıyor, mecburi ikametler yapılıyor. Ve orada yapılan iki şey var, yani dikkat çekici, çok sert tedbirler. Ve mesela Batı'nın veya Amerika'nın İngiltere'ye böyle bir Türkiye yaptığı gibi bir müdahalesi yok, bir baskısı yok. Sen ne yapıyorsun, niye demokrasi dışı davranıyorsun, insan haklarını niye ihlal ediyorsun gibi bir şey yok ama orada İngiltere şunu yapıyor. Mesela olaylarla ilgili sert tedbirler alınıyor ve Başbakan 10 Ağustos'ta parlamentoda olaylara yönelik neler yapılacağını açıklıyor. Orada arkasından ana muhalefet lideri Başbakan'ın aldığı önlemler için teşekkür ediyor ve siyaset orada bir birliktelik sağlıyor. Ve kesinlikle asker polisin yardımına çağrılmayacak. Bakın, kararlardan bir tanesi bu. En önemli kararlar. Bizde ise ne oldu? Bizde ise tam tersine yine siyasi partilerimiz, meclisteki siyasi partilerimiz iktidarıyla, muhalefetiyle
bunu nasıl siyasi bir ranta çevirebiliriz? Bunda nasıl ön alabiliriz? Hatta hatırlıyorsanız BDP'lilerle CHP'liler yok siz işte başlattınız, biz başlattık, siz sonradan geldiniz gibisinden hemen bir rant kavgası başladı. Halbuki burada siyasi rant düşünmemek lazım çünkü bu ülke hepimizin aynı gemideyiz. Buradan kesinlikle çünkü Allah muhafaza etsin, yani Allah korusun, yarın ülkemiz böyle bir karışıklığa gittiğinde bundan herkes zarar görür. Onun için herkesin burada ülkenin ve milletin menfaati birleştiğinde, huzuru, güveni esas olduğunda asla bu tür siyasi rant hesabı yapmamaları lazım. Siyasi dile çok dikkat etmeleri lazım. Altları ayrıştıracak, kamplaştıracak, bölecek. Bizde tam tersi ne siyasi nezakete, ne siyasi ahlaka, ne siyasi edebe sığmayacak şekilde inanılmaz suçlamalar, inanılmaz yakıştırmalarla adeta alt, siz yukarıda biliyorsunuz işte öksürünce alttaki nezle oluyor. Şimdi dolayısıyla da burada buna dikkat edilmesi peki lazım. Maalesef bu dikkat edilmedi. İngiltere örneğinde de bu var. Peki. Şimdi sorunuza cevap verecek olursam tabii Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığında soruşturma bütün yönleriyle ve hızıyla devam ediyor. Ne zaman sonuçlanacak? Şimdi tabii onu savcılar bilir. Yani onu adalet bilir. Yani bizim şöyle bir şeyimiz var. Bakın ben özet olarak şunu söyleyeyim. Bu soruşturmanın geldiği noktada İyi taraflar var, kötü taraflar var. Daha önce de söyledim sizin programınızda. 6 şüpheden bahsettiniz. Evet, 7'ye çıktı şimdi o şüphe. Nedir sonuç? 7 şüphe. Bu karbon monoksit otopsi raporları. Birincisi şeydi biliyorsunuz işte kurtuldu geliyor bilgisi. İkincisi bildirilen yerin aranmaması. Üçüncüsü radar kayıtları. Dördüncüsü helikopterin üzerinden bir takım cihazların sökülmesi. Beşincisi oradaki hava hareketleri. Altıncısı gizli bir tanığın 2-2,5 saat sonra oraya iki tane askeri helikopterin inip kaptığı bilgisi. Yedincisi de işte bu karbon monoksit zehirlenmesi. 3 ayrı otopsi raporunun farklı olması. Her birinden farklı farklı. Şimdi bu 7 şüphe dağıtılmadan veya açıklanmadan bize dedi ki kimse bize bu işin bir kaza olduğuna inandıramaz. Şimdi bununla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor. İşin kötü tarafı ne? Hala bu süre içerisinde aydınlanmamış olması. İyi tarafı ne? İyi tarafının bütün hukuki yollar, meclis araştırması, devlet denetleme, yerel mahkeme, en sonunda özel yetkili mahkeme, bütün hukuki süreç takip edilerek hiçbir boşluk bırakılmadan, Türkiye'de ilktir bu, dosyanın özel yetkili mahkemeye getirilmesi savcılara ve zaman aşımı diğer bir problemle de şu anda karşı karşıya kalmayışımız. Yani bu bir yani hata, ihmal, kusur bile olsa 4+4 gibi bir 8 yıl gibi bir süresi var. Yani 5 yılın üstüne. Hele bir de şeyse 20+10 gibi bir süresi var ki 30 yıl gibi zaman aşımı diye bir şeyle karşı karşıya değiliz. Ama biz istiyoruz ki tabii bir an önce bu iş aydınlansın, gerçek ortaya çıksın ve şüpheler dağıtılsın. Peki efendim. Ben daha 15 gün önce yine Malatya'daydım avukat arkadaşlarımızla birlikte dosyaya bakan hem başsavcıyla hem özel yetkili başsavcı vekili hem de bizzat dosyaya bakan savcıyla aşağı yukarı avukatlarımızla birlikte 4-4,5 saatlik bir toplantı yaptık. Bir soru da merhumun AK Parti'ye geçmeyi düşünüp düşünmediği, öyle bir ilişkisi, böyle bir görüşmesinin olup olmadığı da. Yok, böyle bir şey yok. Yok. Peki efendim. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan, değerlendirmelerinizi. Ben sadece vaktimiz varsa bir iki konu şeyle ilgili söylemek istiyorum. Bu Lice'deki olaylarla ilgili. Biliyorsunuz biz başından beri Büyük Birlik Partisi olarak, yani bu çözüm süreci adına ki biz müzakere süreci dedik, bu sürecin terörü bitirmeyeceğini ifade ettik. Ve bugün geldiğimiz noktada da Lice'deki olaylarda da işte şantiye yakmalar, adam kaçırmalar hepsi gösteriyor ki artık burada süreç yavaş yavaş şeye gidiyor. Yani kötü senaryoya doğru gidiyor işin doğrusu. Burada kötü senaryo nedir? Ben açık ve net olarak söyleyeyim. Burada bir kere PKK'nın amacını net görmek lazım. Yani Lice'de karakola saldıranlar köylü, hiç siz molotof kokteyli atan, yapan, belinde silahlar olan, keleşler olan köylü gördünüz mü? Bunların PKK'nın siyasi uzantıları olduğu ve PKK'nın emriyle saldırdığı belli. Yani bunlar müzakere edilmiş demek. Yani karakol yapılmayacak, işte koruculuk sistemi kaldırılacak, demokratik konfederalizme geçinecek. Biz bütün bu gezi olaylarını konuşurken bizim meclistekiler, orada bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz Kuzey Kürdistan ilan edildi ve orada konferans toplandı. Bir takım kararlar alındı biliyorsunuz. Nihayetinde milletin şunu görmesi lazım. Yani hepimizin şunu görmesi lazım. En başta da hükümetin görmesi lazım. Yani Türkiye'nin başına bir felaket gelecekse, Türkiye bölünecekse şu anda görünen şey bu PKK eliyle olacaktır. Bu PKK'nın siyasi uzantıları eliyle olacaktır. Ve hiç kimse inanmasın, hiç kimse aldanmasın ki bunlar asla samimi değillerdir. Ve bunların nihai hedefi
Amerika ile İsrail ile birlikte tezgahladıkları hedef, biliyorsunuz Irak'ın kuzeyi şu anda fiili bir devlet haline geldi. Şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Suriye seyredeki karışıklıkta bunu yapacaklar. Irak'ta biliyorsunuz birinci işte Körfez Savaşı'nda tezkere geçilmeyerek 1 Mart tezkeresi, Türkiye oradan uzak tutuldu. Şu anda Suriye'den uzak tutulmaya çalışıyor ki o bölgeye müdahale etmesin. Orası halledilecek. Daha sonra dönecekler. Türkiye'nin güneydoğusunu, İran'da da bir karışıklık olduğunda orayı da bu dört parçanın birleştirilmesiyle Büyük Kürdistan, yani Amerika'nın ve İsrail'in şartsız partneri olacak, ortağı olacak bir Büyük Kürdistan'a doğru. Bunu da zaten adamlar, PKK'nın siyasi sözcüleri Kandil net olarak ifade ediyor. Adam çıkıyor mitinglerde diyor ki burası özgür Kürdistan olacak, biz göreceğiz ve burada yaşayacağız. Birisi diyor ki bizim yolumuz dümdüz özgür Kürdistan'a gidiyor. Öbürü diyor ki önce konfederalizm sonra devlet. Yani bütün bunlar söylenenleri duymazdan gelerek sanki yani çıldırası geliyor insanın ya. Yani biz yeni karakol yapmıyorduk da işte tamir yapıyorduk. Yani bu kadar zavallılık olur mu? Neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu cesaretsizlik niye? Devlet eşkıyadan izin mi alacak yani karakol yaparken, karakol yaparken? Bu millete bunu yaşatmaya, milletin yüzünü yere düşürmeye hakları yok diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Reis Bey, sağ olun. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi ağırladık. Kendileri yaklaşık 6 ay kadar önce Mısır'daydı. Mısır'a ilişkin değerlendirmelerini, analizlerini ve şüphesiz gündeme ilişkin birkaç değerlendirmesini de aldık. Ama gözümüz kulağımız Mısır'da, Mısır'dan gelecek haberlerde gergin bir gece Mısır'ı bekliyor. Dolayısıyla haber merkezlerine özel yayınımız devam edecek ama öncesinde kısa bir aranın sonrasında efendim.